Futbol arenadan herkese mutlu günler. Bugün 2000'li yıllarda damga vurması beklenen Almanya futbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen ancak geçirdiği saha içi ve saha dışı sıkıntılarla futboldan çok erken yaşta kopan Sebastian Dayızler'in hikayesine bakacağız. ...2000'li yılların başlarında Alman futbolunda yıldız oyuncu eksikliği derinden hissediliyordu. Almanya'da Balak'ın yanına yazılabilecek yeni bir yıldız yoktu. Futbol otoritelerince bu yıldız adayının 19 yaşında Hertha Berlin formasıyla Bundesliga'da harikalar yaratan Sebastian Dayızler olabileceği öne sürüldü. Ve bu da aslında gerçekleşti. Euro 2000'de Almanya'nın kadrosunda Sebastian Dayızler genç yetenek olarak yer alıyordu. Almanya Euro 2000'i kötü geçirse de oynanılan 3 grup maçında 175 dakika süre alan Sebastian Dayızler Alman futboluna artık ben yeni yıldızım mesajını çoktan vermişti. O sezon Hertha Berlin formasıyla harikalar yaratan Sebastian Dayızler'in 2001 yılından sonraki hikayesi ise gerçekten yürek burkuyor. Genç yıldız kariyerinin hemen başında bu feleğin çemberinden geçmiş olmasına rağmen ilk kazasını maalesef yapıyor. Sağ kanatta yaratıcılığıyla genç yaşta takımının yıldızı olan Dayızler, Bayern Münih'le anılmasının ardından 5 ay sürecek ağır bir sakatlık geçiriyor. Sakatlık sonrası Dayızler beklenmedik bir durum yaşatıyor Almanya'ya. Dayızler, Bayern Münih'in kendi hesabına 20 milyon mark yatırdığını kamuoyuna açıklıyor. Hertha Berlin yönetimi ise Almanya'da bu durumun infial yaratması sonrası Sebastian Dayızler'e hain damgası vuruyor. Tüm bu yaşananlardan sonra Bayern Münih oyuncunun sakat olmasına rağmen transferini gerçekleştiriyor ve 2002 Dünya Kupası'nın hemen arifesinde Dayızler Bayern Münih'e katılıyor. Dayızler için başlangıç sancılı oluyor. 2002 yazında transfer olan Sebastian Dayızler ilk maçına 9 Şubat 2003 tarihinde çıkabiliyor. Çünkü yeni bir sakatlık da onun peşindeydi ve bu durumda gerçekleşti. Oynadığı her maçta kalitesini gösteren Sebastian Dayızler'in sakatlıkla başı yine dertteydi. Bayern Münih'teki ikinci yılı da hiç iyi geçmemişti. Lif sakatlığı, kıkırdaklardaki hasarlar derken Sebastian Dayızler daha fazla dayanamamıştı. Artık bir psikolojik rahatsızlığı vardı. O da klinik depresyon. Basında Dayızler'in içe kapanık ve sosyallikten uzak bir insan olduğu yazıldı, çizildi. O ise yılmadı. Bir süre sonra tekrar sahalara geri dönmeyi başardı. Mücadeleci bir yapısı vardı ve bunu Almanya'da görebiliyordunuz. 2004-2005 sezonunu fena geçirmedi. Ancak takip eden sezonda 8 ay sürecek yeni bir sakatlık sürecine girmişti Dayızler. 2002 Dünya Kupası'ndan sonra Euro 2004'ü zaten sakatlıkla kaybetmişti. Ama en büyük hedefi olan Dünya Kupası'nda oynamayı 2006 yılında yine kaybetti ve o turnuvaya da gidemedi. Artık bu saatten sonra Dayızler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. O çok sevdiği futbol topunu sahada tepebilecek herhangi bir manevi gücü kalmamıştı. Birçok futbol severe göre dünyanın en iyi futbolcusu olamamış, en iyi futbolcusu unvanıyla mücadele eden Sebastian Dayızler 27 yaşında 2007 yılında futbolu bırakma kararı aldı. 2007 yılında futbolu bırakan Sebastian Dayızler kendisini anlattığı kitabında aslında kariyerini şu sözlerle tamamen özetliyor. Futbol çok fazla statü, başarı, ego ve güç üzerine kurulu. Ben bunu o dünyada fazlasıyla gördüm. Uzun süre buna direndim. Maske taktım. Bir başkası oldum. İçimde tüm bunlara isyan ettim. Ben çok başka şeyler aradım. Eksikliğini çektiğim futbol, benim bıraktığım şeyden çok daha başka bir şey. Onun sayesinde tanındım. Belki her şey yolunda gidebilirdi ama başaramadım. Sonunda bomboş kala kaldım. Yaşlandım, yoruldum. Ben sadece bacaklarımın izin verdiği ölçüde yarışa katıldım. Düşünebiliyor musunuz Alman futbolunun kurtarıcısının kurtarılmaya ihtiyacı olduğunu? Sebastian Dayızler yıldız olamamış bir yıldız futbolcuydu. 2000'li yıllarda Almanya'da yıldız eksikliğini gidermek için çok mücadele etti aslında. Ama Almanya'da da olsa beklentiler oyuncular üzerinde bazı baskılara sebep olabiliyor ve tabii ki sakatlıklar. Eğer sakatlıklar olmasaydı bu baskıların altından kalkabilecek bir yeteneğe sahipti zaten Dayızler. Ama hiçbir zaman bu olmadı. 27 yaşında Alman futbolu önemli bir yıldız potansiyelinden maalesef yararlanamadı.
belki de dünyanın en iyi oyuncularından biri olabilirdi. Beklenti de bu yöndeydi ama hiçbir zaman bu durum gerçekleşmedi. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.